Bu ceviz ağacı, gördüğünüz ceviz ağacı ekildiğinde şu kadar 5 yıl önce dikiliydi. Bugün maşallah meyveye döndü, artık meyve veriyor. Bu sene meyve vermesinin sebebi nedir? Ormuz tarımla sulanması. 1 litre ormuz tarım 40 litre suyla karıştırıldıktan sonra bahçemizdeki elma, armut, kayısı, vişne, çilek gibi her türlü sebze, her türlü meyve ve domates, kuru fasulye veya diğer her türlü sebze sulanabilir. Hatta bakliyat, hatta tahıl. Aklınıza gelen her türlü sebze ve meyve, hatta ve süs bitkileri, gül gibi, karanfil gibi bitkiler sulandığında ne yapıyor ormuz tarım? Bitkinin hücresini yeniliyor. DNA'sını tamir ediyor. Bitkinin topraktan daha fazla su almasını, mineral almasını sağlıyor. Almanların yapmış olduğu son araştırmalarda bütün sebze ve meyvelerdeki vitamin, mineral, enzimin %50, %60 hatta %80'lere varan oranda azaldığı, bu nedenle domates, salatalık gibi sebzelerin veya elmanın saman gibi olduğu, tatsız tuzsuz olduğu ben Almanya'dan biliyorum. Hiç tadı tuzu yok. Bunlar ne biçim salatalık, domates diyorduk. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'de de bu duruma dönülüyor çünkü aşırı kimyasal ilaç kullanılması, herbisitler, pestisitler veya diğer kimyasallar bitkinin doğal yapısını, dokusunu bozuyor. Biz ne yapıyoruz? Doğal hale getiriyoruz tekrar. Doğal. Bitkiyi tekrar kendi yapısına, dokusuna dönüştürüyoruz. Aynı insan gibi. Birçok insan da ne yapıyor? Kimyasal ilaç kullanıyor. Ağrı kesici, antibiyotik, antidepresan vesaire vesaire ne oluyor? Bir hastalığı varsa 40 hastalık çıkıyor. Toprakta da yanlış gübre kullanımı, yanlış ilaç kullanımı ne yapıyor? Bitkinin yapısını, dokusunu bozuyor. Hastalıklı bir hal alıyor. Biz bitkiyi her türlü kimyasaldan mı, ağır metallerden